Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere örgüde sola ve sağa kesmenin nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Bu en sık kullandığımız tekniklerden birisi. Özellikle ajurlu örgülerde arttırdığımız ilmeğin yerine mutlaka kesmemiz gerekir ki, yani bu bazı örnekler için geçerli. Aynı ilmek sayısıyla devam eden örnekler için geçerli. Bazı örneklerde arttırma olabilir, eni daha fazla isteniyordur ya da kesme olabilir, orada bir daralma isteniyordur. Bunu ajursuz örgülerde de kullanıyoruz. Fakat ilmek sayısı aynı giden örgülerde arttırdığımız ilmeğin yerine mutlaka kesmeliyiz ki o orantı aynı şekilde devam etsin. Şimdi ben sizlere burada sola ve sağ kesmenin nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle biraz ilerleyeyim. Evet, şurada uygulayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arkada. Sıradakini örüyorum. Ve bunu üzerine düşürüyorum. Bu sola kesme. Biraz daha ilerleyelim. Evet, şurada da sağ keselim. İkinci ilmeğimi alıyorum. Bakın. İpim yine arkada. Yer değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Bu işlemimiz sağ kesme. Bakın. Yaklaştırayım. Şurada sola eğimli. Burada sağ. Şimdi arka sırayı örüp tekrar ön yüze geldiğimde bir kez daha anlatacağım. Bu defa farklı bir versiyonu. Siz hangisi kolayınıza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bakın arkadaşlar, bir önceki sırada kestiğimiz yer. Şimdi burada ben aslında en pratik yöntemi bu şekilde kesiyorum. Fakat ilk anlattığım şekli orijinal örülme şeklidir. Fakat arada ben bir fark görmediğim için pratik bu şekilde kesip geçiyorum. Şimdi yine sağ keste de farklı bir yöntem. Evet, bir alt sırada sağ kestiğimiz yer. Önce ne yapmıştık? Şu ikinci ilmeğimizi diğerinin önüne alıp ikisini birlikte örmüştük. Şimdi bakın, şu şekilde
ilmek yönlerinizi değiştirip bu şekilde de kesme yapabilirsiniz. Bakın. Aynı şekilde görünüyor. Şimdi arkadaşlar bir de sıkça aldığım sorulardan birisi, şu arka sırayı öreyim, yine bir önde anlatacağım onu. Aynı anlattığınız şekilde kesiyorum. Fakat sizin ördüğünüz şekilde duruşu olmuyor diye yorumlarda soruyorsunuz. Arkadaşlar bunun nedeni ele göre değişebilir. Hepimizin örgü örme şekli farklı olabilir. Ben elimde örüyorum. Kimisi boyunda, kimisi kolda örüyor. Bu da etken olabilir. İlmek yönleriniz değişik geliyorsa ve benim bu kestiğim gibi kesiyorsanız aynı şekilde durmayabilir. Şimdi şu sırayı öreyim. Onu da kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi yine kestiğim yere geleyim. Evet, şimdi yine kestiğim aynı yere geleceğim. İlmek yönü değişik olanlar için anlatmaya çalışacağım. Evet, bir önceki sırada kestiğimiz yer arkadaşlar. Bakın, her iki versiyonda da görüntü değişmedi. Şimdi sizin ilmek yönünüz bu şekilde olduğunu düşünelim. Yine burada yapacağınız iş şuradan alarak ip arkada örmeden alıyoruz. Sıradakini örüp düşürüyoruz. Ya da ikinci versiyonu örmek istiyorsanız o zaman da şöyle ilmek yönünüzü değiştirip ikisini birlikte keseceksiniz. Sağ kesmede ise ilmek yönü böyle olanlarda çok pratik. İlmek yönünüz böyle ise hiçbir şey yapmadan direkt benim uyguladığım ikinci şekliyle kesme yapacaksınız. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bakın her iki tarafta da görüntümüz değişmedi. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.